İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sanayisi 12. yüzyıla kadar dayanan ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesiyle beraber yeniden yükselişe geçen deri sanayini konuşacağız. Yurt içi piyasalarda tablo nasıl sorusunun yanıtını bugün İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ruken Mızraklı. Ruken Hanım hoş geldiniz diyorum. Ve Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Remzi Özbay ile konuşacağız diyelim ve hemen hızlı bir giriş yapalım mı sohbetimize. Türkiye ihracatının aslında amiral gemilerinden biri. Otomotivin ardından ikinci sırada hazır giyim ve konfeksiyonu görüyoruz. Bunun alt dallarına baktığımızda da deri sektörü önümüze çıkıyor. Bu anlamda katma değer, ülkeye katma değer bırakan sektörlerden biri. Ancak birçok badireyi de atlattı desek doğru olur. Turizmdeki kayıp olsun, Rusya krizi ki öncelikli pazarı Rusya olan sektörü en fazla etkileyenlerden biri oldu. Bu anlamda deri ihracatında nasıl ilk 9 ayı geçirdiniz? Ve önümüzdeki döneme dair Rusya ile normalleşen ilişkilerde nasıl bir yükseliş bekliyorsunuz? Aslında şimdi Rusya dediğimiz zaman genel bir algıda haksızlık yapılan sektörlerden biri. Sanki sadece Rusya'ya mal yaparmış gibi bir görüntü olduğunu duyuyorum, görüyorum. Bunu bir açıklamak istiyorum. Şimdi Rusya hakikaten dünyada ekonomisi çok güçlü ülkelerden biri biliyorsunuz. 17 milyon kilometrekareye yayılmış bir nüfus. Dünyanın metrekare olarak en büyük ülkesi. 144 milyon nüfus ve özellikle orta sınıfının çok iyi tüketim harcamaları, çok yüksek tüketim harcaması alışkanlığına sahip bir özelliğe sahip bir ülke. Ve satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 6. büyük ekonomisi. Nominale göre de %12. Büyük ekonomisi. Şimdi Rusya gerek iklim nedeniyle gerek ülkedeki insanların deri ürünlerine olan düşkünlüğü nedeniyle hakikaten bizim için çok büyük bir pazar. Ama aynı zamanda Rusya lüks segmenti de tüm dünyada, bütün markalardan kuvvetli mal alan bir ülke. Dolayısıyla şimdi biz Rusya'ya da mal satıyoruz Türk deri sanayicileri olarak ama aynı zamanda biz Avrupa'ya da gayet iyi mal satıyoruz, Amerika'ya da. Ama bu lüks segmentte Avrupa'daki markaların da en iyi müşterileri Ruslar. Evet, peki şunu sorayım, bir parantez açayım. Türkiye'deki satışların oransal olarak baktığımızda Rus pazarı ihracat anlamında ne kadarlık paraya alıyor? Deri sektörü için %40'tı. Yani bu senelere kadar kriz öncesi dönemden bahsedersek yani 2015 isterseniz dışarıda bırakalım. 2014 normal zamanlara göre %40'lardaydı. Şu anda tabii ki düşüşler söz konusu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bileşik kaplar prensibi yani Rusya'nın alım gücünün petrol fiyatlarının özellikle düşmesiyle biliyorsunuz 115 dolarlardan düştü petrol fiyatları 2014 ile beraber. Ve ondan sonra bir takım politik gelişmeler, Rusya'ya ambargoların uygulanması, Ukrayna ile olan çatışması, problemler. Bunlar sonrası biber oldu. Dünyanın uyguladığı ambargoyla tabii. Ne oldu? Rus bankaları bir kere Rus sektörü istediği gibi kredi bulamamaya başladı. Çin bankalarından biri, hatta kendi ekonomi bakanlarından birinin lafı var. Çin bankalarından beri bile kredi almakta zorluk çekmeye başladılar. Bu krediler açısından da sıkıntıya girmeleri sıcak paranın, piyasadaki sıcak paranın da azalmasına neden oldu. Dolayısıyla tüketim harcamalarını en büyük sekte buradan geldi. Dolayısıyla şunu vurgulamak istiyorum. Yani Rusya'da işler kötü gittiği zaman Avrupa'daki markalarda da İşler kötü gidebiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim Avrupa'daki büyük markalara sattığımız ihracat kalemlerinde de azalmalar söz konusu oluyor. Şimdi tabii Rusya bununla ilgili ne yapıyor dersek gördüğümüz kadarıyla bütçe açığını özelleştirmelerden verilen demeçlerden onu görüyoruz. Özelleştirmelerden karşılamayı düşünüyorlar. İç piyasadan borçlanma yapıyorlar ve bir takım biliyorsunuz 2008'den beri bir takım rezervleri var. O rezervlerden bunları üzerinden gelmeye çalışıyorlar. Ha biz deri sektörü olarak ne yapıyoruz da gelince? Şimdi zaten kriz önce yani uçak krizin öncesinde Rusya'nın ekonomik durumundan dolayı son derece satışlar düşmüştü. Bu tekrar ilişkilerin düzelmesiyle beraber biraz iyileşmeler var ama bizim tamamen sektörün Rusya ihracatının düzelmesi oranın ekonomisinin düzelmesiyle çok doğru orantılı. Bu da dünyanın en büyük biliyorsunuz doğal gaz rezervlerine sahipler. Evet. En fazla petrol, enerji kaynakları orada. Bu rakamların petrol fiyatlarının özellikle biraz daha norm yükselmesi ki şu anda 50 dolarları bir miktar daha yükseldi. Bu onlara gelecek yılda pozitif yansıyacaktır. Düzelme var.
bunlara ihtiyacımız var. Tabii köklü reformları yapacaklarını söylüyorlar. Onu, o ayrı bir konu ve büyük bir konu. Peki Remzi Bey, ihracat ayağına baktığımızda şöyle biraz da rakamları konuşturalım isterim. Geçen yıl ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdi sektör? Bu yıl, geçen yılın kıyaslamak gerekirse ne kadar gerisinde kalacak? Gelecek yıla dair ne kadarlık bir hedef koydunuz? Derinde biz toplam ihracatın yaklaşık %1'ini yapıyorduk. Ve bu da 2 milyar doları bulmuştuk. 2023 hedefinde o rahatlıkla 5 milyar dolar koyduk ki bu bizim yani mütevazi tahminimizdi. Çok daha üzerine gideriz diyorduk. Ne zamandan bahsediyorum? 3 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu hesabı değiştiren büyük ölçüde Rusya tarafı oldu. Rusya tarafı birkaç şekilde bizi vurdu. Rüken Hanım'ın dikkat çektiği gibi doğrudan ihracatımız, bavul ticareti ve Avrupa müşterileri üzerinden ama bir o kadar da bizim güneyde turizmde önemli alıcılarımızdı. Oradan kaybımız oldu. Ve geçen yıl bir önceki yıla 2015 yılında 2014 yıla göre yaklaşık %20'lik düşüşle 2 milyardan 1,5'a düşmüştük. 1,500'e düşmüştük. Şu anda ilk 9 ayda 1 milyar 50 milyonuz. Geçen yılın yaklaşık %6 altındayız. Ve Rusya ile bu yumuşayan ortamla birlikte Temmuz'dan sonra tekrar artıya dönmeye başladı rakamlarımız. Bu toplam ihracat rakamımızı da etkiliyor. Daha iyi olacağını bekliyoruz. Peki son çeyrekte hata geçip geçtiğimiz yılı yakalayabilir mi? Yakalamak %21 kaybımız var. Onu yakalayamayız ama çünkü bir diğer kaybımız da bizim ikinci sırada Irak yer alıyor. Türkiye'nin toplam ihracatı gibi. Deri deyince sadece deri giyim diye düşünmeyelim. Sarıcı ve ayakkabı da bu sektörün altında. Evet. Özellikle ayakkabı da artı olarak devam ediyoruz veya düşüşümüz çok daha düşük. Rusya dahil buna. Dolayısıyla ayakkabı tarafından bize cesaretlendiren rakamlar geliyor. Ama ayakkabı tarafı da özellikle Suriye, Irak, Orta Doğu'daki havadan onlar da çok etkileniyor. Dolayısıyla oraya da bakmamız lazım. Oradaki toparlanmanın etkisiyle de yılbaşında olmasa bile önümüzdeki yıl bu ortam biraz durulduğu zaman eski rakamlarımızın da çok daha üstüne çıkacağına inanıyoruz. Irak'taki pazar kaybı ne kadar olmuştu özellikle? Yani şöyle söyleyeyim, %7'deyiz. Bu %15'lerdeydi. Daha önceki rakamla bu yılda en az 100 milyon dolarlık kayıp demek bizim için. Şimdi deri dediğimiz zaman hakikaten ülkeye katma değer bırakan sektörlerden biri diyoruz. Türkiye ortalama ihracatı 1.6 dolarlarda. Peki deride bu ne kadar? Deride şöyle iki şekilde bakabiliriz. Bir genel bu kilogram şeyle bakabiliriz. Kilogram başı gelir. Yani deride biz iki tür üründe ağırlıklıyız. Deri giyimde. Bunlar da kürk süetlerde. Bunlar nispeten ağır ürünler. Bir tanesi 1,5 kilo gelir yaklaşık. 250 dolar gibi. Yani kilosuna 170-180 dolar diyeyim. Diğer daha tüysüz kuzu derilerinde bildiğimiz deri montlarda çok daha hafiftir. 250-300 grama kadar indi. Yani yaklaşık kilosunu 500-600 dolara bile gelebiliyor. Ama buradan çok şöyle bakmak lazım. Derideki katma değer parakende çarpanıyla düşünelim. Sonuçta bunlar tüketiciye satılıyor. Ve minimum 3 çarpanla çok iyi markalarda onun üstüne çıkıyor. Dolayısıyla biz bir birimlik ürün yapıp sattığımız zaman onun parakende veya marka olduğunda en az 3 katına satılıyor. 10 katına kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bizim şu an ağırlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Büyükekşi Başkanımızın da liderliğinde yapmaya çalıştığımız üretim tarafına, marka tarafına etkilemek, parakende tarafını güçlendirmek ve oralarda daha çok olmak. Öyle olduğu zaman biz katma değer olarak ilk akla gelen diyelim ki teknoloji ürünlerinin çok çok üstünde katma değer sağlarız. Beraberinde sadece katma değil, değer değil, emek yoğun endüstri olduğumuz için istihdam açısından da çok önemli fırsatlar sunarız. Şimdi ihracatın yanında aynı zamanda deri sanayine baktığımızda geçmişi 12. yüzyıla dayanan Türk deri sanayinin işlemesi o kadar eski bir sektör. Pek de sanayi anlamında hak ettiği yerde değil mi Ruken Hanım? Bugün baktığımızda hani iç pazardaki satışlara bakalım, gerekse ihracat rakamlarına baktığımızda çok da istenen yol kat etmemişiz değil mi? Tabii çok emek yoğun bir sektör. Yani sanayileşmenin zor olduğu bir sektör. Onun için mesela büyük holdinglerin çok fazla girmeyi tercih ettikleri bir sektör değil. Bunun yanında tabii teknolojinin sürekli ileri gitmesiyle buna muadil başka ürünler sürekli piyasaya çıkıyor. Deriye muadil ama derinin tabii kendisinin verdiği bir doğallığı, natürelliği, organik boyutu gene de derinin uzun yıllarca, yüzyıllar boyunca olmasını sağlıyor. Mesela Almanya'da 3000 yıllık bir deri müzesi var. Eski
Türkiye'nin en eski sektörlerinden biri. Hatta Osmanlı'nın sanayi kolundaki ilk dört sektöründen biri. Evet, dün biraz araştırma baktığımda hakikaten Türk sanayisinin aslında hiç bilinmez ama derinin yeri çok ayrı. Evet. İlk sanayideki sektörlerden biri. Dört belki tenden biri. Daha bu hani tarım hayvancılıktan gelen bir toplum kültürü olması nedeniyle işlenmesi özellikle o kadar eski bir sektöre bugün baktığımızda hani o nedenle diyorum farklı sektörler otomotiv olsun daha sonradan geliştirdiğimiz sektörler çok daha üstlere çıkarken deri sanayide bunu pek de yakalayamamışız gibi gözüküyor. Üretimde çok fazla değişken parametreler var. Bunun en önemli sebeplerinden biri ham maddenin standartlığının yakalamanın çok zor olması. İnsan derisinin nasıl farklıysa her bir hayvanın derisi de kendi içerisinde bir takım farklılıklar gösteriyor. Bunu standartize edip çünkü size takdir edersiniz ki üretimdeki en önemli konulardan biri standart ham maddeyi sağlayacaksınız ki üretiminiz ona göre belli bir istikrarda sürecek. Doğru. Ham madde zaten her bir ürün standart kendine göre bir ayrı bir, özellikler taşıdığı zaman bunu sağlamak çok zor. Ama Türkiye hakikaten benim çok ilgimi çekiyor. Deri sektöründe hep bir İtalya'yı duyarız ve biliriz biliyorsunuz. Çok uzun zamandan beri imaj olarak değil, belki rakamlara yeterince yansımıyor olabilir ama verdiği imaj dünyadaki yeri açısından İtalya'dan sonra hakikaten Türkiye'nin geldiğini ben hem katıldığımız fuarlarda görüyorum hem etrafta verdiği imaj. Siz de bilirsiniz ki yurt dışından gelen direkt deri ceket, deri eşya, sarıciye ürünleri veya işte ayakkabı onlara çok bakıyorlar. Dolayısıyla aslında verdiği imaj gücünün rakamsal gücünün ötesinde gibi bir durum var. Rakamlara dökememiş henüz. Aslında baktığımızda hakikaten Türk dericileri özellikle yurt dışına birçok yabancı çok global markalara üretim de yapıyorlar ama bu katma değeri aslında bizim ülkeye sokmamız lazım. Bunu biraz ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Tarihi Alışveriş Merkezi Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Hasan Fırat bize bekliyor olacak. Hasan Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Özellikle 3000'in üzerinde tarihi mağazalarıyla kuyumculuktan deri, diğer yanda aksesuardan birçok mağazaya ev sahipliği yapan Kapalı Çarşı'daki özellikle deri esnafı ile ilgili birçok şikayetler oldu. Esnafların birbiri ardına kepenkleri kapattığı haberleri geliyor. Ben direkt ilk ağızdan sizden dinlemek istiyorum. Orada piyasa nasıl esnaf açısından? Dediğinize katılıyorum. Şimdi son dönemlerdeki Türkiye'deki genel krizden Kapalı Çarşı'da maalesef nasibini aldı. Burası ağırlıkta yabancılara turizme yöneliktir. İş yerlerinde çoğu sektör olarak deri ve diğer iş kolları tamamen yabancıya yöneliktir. Turizm kesildiği için burada ilk sıkıntıyı Kapalı Çarşı olarak biz yaşadık. Şu anda birkaç tane değil bir sürü kepek indi. Yani bu deri mağazalar da bunun içinde altıncılar, diğer turistik eşyalar eğer bu durum devam ederse herhalde yılbaşına kadar iki ay içinde de bu sayının artacağından endişe ediyoruz. Bunun için yapacak bir şey yok tabii. Turist gelmediği zaman bizim buraya yerde ya sadece altını almaya ya da satmaya geliyor. Yani ciddi sıkıntılar var. Ülkede olan sıkıntılar buraya da yansıdı. İnşallah hayırlısıyla üstünden geleceğiz hep beraber geleceğiz. Çok mutluyum ben. Çok kısaca şunu da sormak istiyorum. Bir tadilat süreci başladı. Kapalı Çarşı'da 5 yıl sürecek bu tadilat sürecinin ardından oranın çevresinin değişeceğini ve yeniden hareketliğe kavuşacağına inanıyor musunuz? Ya inanıyorum. 555 seneyi kutladık pazar günü. 7 senedir burayla uğraşıyorduk. Çıkan yasayla, yenileme yasasıyla bura tadilat ve tamiratı alındı. Tabii bu bir bütünüyle değerlendirilecek. Yani bütünüyle yenilenecek. Şimdi şu anda çatıdan başladı. Altyapı, havalandırma, elektrik sistemi, yangına karşı sistem, çevre düzenlemesi bir bütün olarak hanları da içine aldık. Şu mahallelerle de ilgili proje çalışmaları var. 5 sene içerisinde yani çarşı kapanmadan kademeli olarak yenilenecektir. Eski tarihi doku bozmadan eski haline getirilecektir. Yani bunun yanında tabii şey de ticaret de değişmiş olabilir. Bir sürü değişiklikler de olacak ticarette. Çok çok teşekkür ediyoruz Doktor Hasan Fırat'a. Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fırat aslında 3000'in üzerinde mağaza ev sahipliği yapan tarihi ilk tarihi alışveriş merkezi. Hani alışverişin ilk Türkiye'de
atıldığı nokta olan Kapalı Çarşı'da bugün geldiğimiz noktada 200 dükkanın boş olduğunu, 200 tane daha önümüzdeki aylarda boşalacağını söyledi başkan. Bu kötü bir olay. Yani şimdi bu yılı biz aslında turizmde de kayıp yıl olarak geçirdik. Bu anlamda deri sanayi, deri sektörüne baktığımızda da özellikle güney bölgelerimizde birçok AVM'yi, birçok oteli besleyen deri mağazaları var. Bu açıdan sizin için nasıl geçti? Çok isabetli bir noktaya dikkat çektiniz. Gerçekten Türkiye'nin çok büyük moda markaları yok. Turist Türkiye'ye geldiği zaman, Türkiye özgü ürün almak istediği zaman iki şey alıyor. Biz aynı zamanda tax free operatörlüğü yapıyoruz. Turistler havaalanında vergi iadelerini yapıyoruz. O rakamları yakından takip etme fırsatı buluyoruz o yüzden. Yaklaşık %40 deri ürünü alırlar güneyde, %40 civarında kuyum ürünü alırlar. Bu Avrupa'da tam tersi farklıdır. %80 üstünde moda ürünü markaları alırlar. Ve Türkiye bu alışverişe dayalı turizmde öncü modeliz. Çinliler bizi taklit eden modeller hayata geçiriyorlar ve gelip bizim deri sanayicilerine neredeyse karşılıksız dekorasyonda kendileri yapacağı şekilde AVM'lere de yer teklif ediyorlar. Salt oraya getirdikleri turistlere satabilecek ürünleri ortaya çıkarmak için. Şunu sormak istiyorum. Çin ürünleri kalite olarak baktığımızda Türkiye'de birebir mi, eşdeğer mi? Hiç bu kayıtsa gitmez. Bizim derideki yılların deneyimi, ustalığımız, teknolojimiz, tabakhaneye yaptığımız altyapı yatırımları, onların çevre standartları, orada başlayan deneyimle karşılaştırdığımız zaman hiç bu kayıtsa götürmez. Bizim onlarla farkımız şu. Onlarda hacimler çok çok büyük. Dolayısıyla standart ürünlerde binlerce ürün için çok uygun fiyatlarda sipariş verebiliyorlar. Fakat bizim tarafa döndüğümüz zaman Ruker Hanım'ın dikkat çektiği gibi bizde ölçekler küçük, çok büyük sermaye girmiş değil. O yüzden bize standart bir ürün için gelip binlerce, 20 bin sipariş verilemez. Bize daha çok Avrupalı gelir. Yakın dönemde ortaya çıkan moda trendleriyle evet. Veya kalitenin çok önemli olduğu, o yüzden maliyeti göze aldıkları ürünler için gelirler. Antalya'da da biz Kapalı Çarşı'ya benzer durumu fazlasıyla yaşadık. Geçen yıl Rus turistlerin %90'ını kaybettik. Alman turistlerde %20'nin üstünde kayıp var. Toplam alışverişe baktığımız zaman %70'e yakın kayıp oldu. Bu şu demek, çünkü bu alışveriş otelleri, gelen yolcunun uçak bedellerinin hepsini sübvanse eden bu alışveriş. Bu alışverişte kaybettiğiniz zaman zincir tümünde kaybediyor. Eskiden olduğu gibi turist artık güneş için gelip sonra bu arada bir de bir şeye bakayım demiyor. Gelirken daha alışveriş var kafasında. O yüzden ona fiyat verirken acenteler tüm modeli bunun üstüne kurmuş durumdalar. Dolayısıyla deri sektörü yani shopping kaybettiği zaman tüm turizm kaybediyor. Güneş kum kendi başına onu buraya getirmeye yetmiyor. Bu noktada da biraz da müştekiyiz. Çünkü bu sanki turizm kaybetti diye turizm sektörü için bakıldı ama deri sektörünün büyük kaybı oldu. O yüzden de finansman erişiminde ciddi sıkıntılar var. Orayı toparlamazsak o turisti buraya getirecek modeli hayata tekrar geçiremez. Aslında turizmin kaybı onu besleyen deri sektörü açısından da kayıptı. Evet. Sadece deri değil, bunu besleyen, otelleri besleyen meyve sebze sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, hepsi kuşkusuz etkileniyor. Türk derisi tercih sebebi dediniz. Kalite açısından biz Çin'den çok daha iyisini yapıyoruz dediniz. Bu anlamda tanıtım hatağını başlattığını söylediniz. Ne hedefliyorsunuz? Neler yapacaksınız? Şimdi biz zaten deri tanıtım grubu olarak yaptığımız bayağı projeler var. Fakat bunların %90'lık kısmını yurt dışına yapmak zorundayız. Deri sanayicilerinden kesilen fonlarla oluşan bir havuzda biriken rakam Ekonomi Bakanlığı'nın onayıyla harcama yapabiliyoruz ve bunu ancak %10'luk bir kısmı Türkiye'de harcıyoruz. Dolayısıyla aslında siz yapılan birçok faaliyeti duymuyorsunuz bile. Bunlar yurt dışı fuarlarda veya turistlerin çok fazla olduğu daha çok B2B'lere yönelik yerlerde ama artık İtalya'daki son çalışmalarımız veya şu anda bu hafta İspanya'da yine bir bölgemizde var. Billboardlarda Türk derisinin imajını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Son bu seneki yüzümüz Arda Turan'dı. Onunla yaptığımız bir çalışma var. Çok kaliteli desteği alıyor mu sektör? Alıyor. Alıyor. Ekonomi Bakanlığı'ndan da bir takım destekler alıyoruz. Bunun dışında tabii fuarlar var. Fuarlarda şu anda en son yaptığımız, dün lansmanını yaptığımız yeni bir fuar. 1-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'de mi düzenlenecek? Türkiye'de yapılacak İstanbul Expo Center'da. Uluslararası bir fuar mı olacak? Evet, bunun şöyle bir özelliği var diğerlerinden ayrılan. Şimdi biz yıllarca sektör olarak, deri sektörü olarak belli fuarları yerel ortaklarımızla yaptık. Belli aşamalar kaydettik. Ama artık dünyada
ezber bozacak şeylere ihtiyaç var. Artık parametreler değişti. Yeni şeyler yapmamız, yeni partnerler bulmamız lazım. Geçmişin coğrafyasında, geçmiş konjonktürde artık Rusya'da bizim tanımadığımız inanın müşteri yok. Yani Rusya coğrafyasında bizim tanımadığımız artık değercilerin müşterisi yok. Bizim dünyanın diğer ülkelerine hakikaten yoğun bir şekilde deyim yerindeyse saldırmamız gerekiyor. Bugün Hanım hemen bir parantez açacağım da diğer ülkeler demişken hangi pazarları hedefliyorsunuz? Güney Amerika mı? Avrupa'da ya, farklı niş pazarlar mı? Amerika, Avrupa, Uzak Doğu tabii ki için içerisinde. Yani bunlar daha büyük ana şeylerimiz. Bizim dere sektörü olarak fokus ülkelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Amerika, Rusya zaten her zaman var. Çin, evet. Japonya, İtalya. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bu işle artık yeni, bu işi çok iyi bilen, esas işi fuarcılık olan bir partner bulmak istedik. Ve bizim başarıyla giden İstanbul Deri Fuarı çalışmaları sonrasında bizle ortak olarak gelmek isteyen dünyanın en büyük ikinci fuarcılık şirketi olan UBM'le bir anlaşma imzaladık. Bu imzalamalar inanın son derece kurumsal, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, 70 ülkede fuar yapan, 5000 çalışanı olan, İngiltere'de borsaya kote olan bir gruptan bahsediyoruz ve dünyanın en büyük ikinci fuarcılık şirketi ama deri konusunda dünyanın en büyük fuarcılık şirketi. Dolayısıyla bunların database'ini biz çok önemsiyoruz. Kesinlikle. Yani artık bu işi en iyi yapanlar kimlerse onlara bu işi ihale edip onların getireceği önemli satın almacıları Türkiye'de görmek, evet, ağırlamak istiyoruz. Madem deri ülkesiyiz, o zaman buraya bu önemli satın almacıları getirebilecek bir organizasyona ihtiyacımız var. Yoksa bizim elimizdeki kısıtlı pazarlama bütçe değil de işte oraya ilan ver, buraya ilan ver, mailing bunlarla olmuyor. Evet. Yani bu işi iyi bilen, database'i yüz binlerle ölçülebilen. Global bir fuar markasıyla özellikle deri sektöründe ihtisaslaşmış bir markayla ilerlemek size daha çok daha fayda sağlayacak. Bizim deri sektörün çok iyi bildiği APLF Hong Kong fuarı var, Şanghay Akle Şanghay fuarı var ve yeni satın alınan Las Vegas Magic Show var ki Magic Show tekstil sektöründe ve ya diğer perakende sektöründe çok iyi bildiği bir fuar. Bu üç yeri organize eden fuarla anlaştık. Türkiye Deri Vakfı diğer sektörel kuruluşların desteğiyle 1-3 Şubat tarihleri arasında 2017'de bu fuarı inşallah yapacak. Umarız fuardan da başarılı sonuçlarla dönersiniz diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul Deri ve Deri Mamuli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ruken Mızraklı ve Deri Konfeksiyoncular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Remzi Özbay ediyor ve böylelikle iş dünyasını bugünlük burada nokta alıyoruz. Şimdi kısacık bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından Emlak Analiz'de Ali Çağatay sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.